Sayın Mütevelli Heyet Başkanımız, Sayın Rektörümüz, Rektör Yardımcılarımız, öğretim üyelerimiz, değerli konuklar, basın mensupları, sevgili öğrenciler, ekranları başında bizleri izleyen Beykent TV izleyicileri ve değerli konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi 27. dönem İstanbul Milletvekili Sayın Arzu Erdem. Beykent Üniversitesi Diplomasi ve Siyaset Akademisi tarafından düzenlenen Avrupa Birliği uyum süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa Birliği ülkelerinin tutumu konferansımıza hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Murat Ferman'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli misafirimiz Sayın Vekilim, mütevelli heyetimizin değerli üyeleri, değerli teşkilat mensupları, değerli öğretim üyelerimiz, sevgili öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beykent Üniversitesi'nin Diplomasi ve Siyaset Akademisi'nin bu dönemki ilk konuşmalarını muhterem Arzu Erdem hanımefendiyle başlatıyoruz. Arzu Hanım, bildiğiniz, takdir ettiğiniz, yakından izlediğiniz bir politikacı. Yanlış bilmiyorsam üçüncü dönem değil mi Sayın Vekilim? Üç dönemdir bizim de sınırları içinde bulunduğumuz İstanbul 3. bölgeden milletvekili olarak hizmet veriyorlar, bizi temsil ediyorlar. Bu surette aynı zamanda ben Arzu Hanım'la daha evvel bazı programlarda beraber olma imkanını yakalamıştım. Kendisi özellikle Almanya bağlantısı dolayısıyla, orada yetişmesi, tahsili dolayısıyla da Avrupa'nın tam merkezinde. Fakat meselelere kendi bakış açımızdan bakma hürriyetine ve ferasetine sahip bir dostumuzdur, bir vatandaşımızdır, bir arkadaşımızdır, büyüğümüzdür. O bakımdan bugün bu Demokrasi ve Siyaset Akademisi'nin ilk bu dönemki ilk konuşmacısı olarak aslında son dönemlerin birdenbire ortaya çıkan, zuhur eden ama birçok temel meseleyi de tekrar gündeme getiren meselesi Rusya-Ukrayna çatışması veya savaşı ile ilgili görüşlerine başvuracağız. Sayın Vekilim, arkadaşlarımız yoğun bir şekilde yerleşiyorlar. Ben müsaade ederseniz onları da siz şey yapmadan biraz birkaç dakika daha uzatayım. Çünkü siz hitabınıza başladığınızda herkes yerine oturmuş olsun. Biliyorsunuz modern toplumlarda meseleler siyasetle ifade edilir ve siyasetle çözülür. Kaba kuvvet veya zorlama asla siyasetin yerini tutamaz. İlmi siyaset netice itibariyle bu tür sürdürülemez kaba tavırların ve hodbin ve emperyal isteklerin önünü kesmek için vardır. İş bu noktaya geldiğinde tabii ilmi siyaset bakımından bu topraklar, bu millet büyük bir haslete, büyük bir geçmişe, büyük bir birikime sahiptir. Ve elbette bu topraklarda, bu coğrafyada yaşamak bize çok büyük sorumluluklar yüklemektedir. Biz ne şunun doğusunda, ne batısında, ne bunun kuzeyinde, ne de güneyindeyiz. Biz tam merkezdeyiz. Herkes ve her şey kendini bize göre tanımlamak durumundadır. Türkiye ne şu kampın ileri karakolu, ne bu ekibin ayrılmaz bir parçası, ne de şu ekonomik veya sosyal birliğin temel direği olarak tanımlanamaz. Biz kendi tanımımızı kendimiz yaparız. Başkalarının bildikleri veya emelleri veya çıkarları üzerinden tanımlanma, etiketlenme dönemi sona ermiştir. O bakımdan Türkiye'nin merkez ülke olma iddiası ve kendisine çok yakışan bu liderlik vasfıyla bir kere daha son Rusya-Ukrayna meselesinde adeta bir sınava tabi tutuluyoruz. Ben sözü çok uzatmayacağım. Hemen şunu söylemekte fayda var. Anlaşılıyor ki günümüz dünyasında Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı, ihmal edildiği, görmezden gelindiği, sözüne kulak asılmadığı, bunları bir tarafa bırakın, merkez rol oynamadığı, rol üstlenmediği herhangi bir meselenin çözülmesi, çözümlenmesi ve bu çözümün kalıcı olması mümkün değildir. O bakımdan bu toprakların bize getirmiş olduğu birikim ve mesuliyetle yolumuza devam edeceğiz. Maalesef Ukrayna'nın başına gelen tarihte ne ilktir ne son olacak.
ve iş uluslararası ilişkilere geldiğinde mutlak değerlendirmeleri ihtiyatla karşılamak lazım. Mutlak zalim, mutlak mazlum yoktur. Önemli olan bu çerçevede kendi milli menfaatlerinizin en üst seviyede tutulmasıdır. Bu genel girişten sonra ben peşinen değerli vekilimize zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum. Çok yararlanacağımızdan emin olduğum konuşmalarını yapmak üzere kendilerini sahneye rica ediyorum diyeceğim ama ben acaba başka bir şeyi engellemedim değil mi? Buyurun. Buyurunuz. Kardeşlerimiz de geliyor bu arada. Onlar da yerleşirken biz başlayalım. Çok kıymetli mütevelli heyeti başkanım, çok kıymetli rektör hocam, genel sekreterim, çok değerli hocalarımız, Milliyetçi Hareket Partisi Esenyurt İlçe Başkanım Halil Kaval kardeşim, çok kalabalık geldi. Fotoğraf alırken de öyle alalım, olur mu? Tabii ben Beykent Üniversitesi'ni kendi evim gibi gördüğüm için buraya davet edildiğimde davet yazısı da çok kibar, çok nazik, çok böyle davet yazısı gibi değil. Hani evinizden, hanenizden birini çağırır gibi çok güzel bir dille geldi. O sebeple gelir gelmez sizin aranızda olmaktan büyük gurur duyacağımı ve ilk konferansta da olmamın benim için çok büyük bir mutluluk olacağını belirtmek istedim. Bu arada okul başkanlarımız burada. Ben onları da selamlıyorum. Çok kıymetli Beykent Üniversitesi'nin öğrencileri demeyeceğim. Çünkü her biriniz benim için birer evlat gibisiniz. Sizin yaşlarınız da sizden daha büyük. Bir kızım, bir oğlum var. Kızım 25 yaşında avukat. Oğlum 23 yaşında, o da bilgisayar mühendisi olacak. O sebeple Türk gençliğinin bugün gerçekten hani lider ülke Türkiye dediğimizde nasıl bir kanaat önderliği rolü oynayacağını özellikle üniversitelere geldiğimde görüyorum. Görmüşken de tabii dünyada gitmiş olduğum görevim gereği, kıymetli hocamızın da dediği gibi 3. dönemim benim. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak bu şerefli görevi yapıyorum. Dünyada birçok ülkede görevlendirmem oluyor. Gittiğim ülkelerin tamamında aslında gençliğin kıyaslamasını da yapabiliyorum. Ve yaparken Türk gençliğinin ne kadar ayrıcalıklı olduğunu, ne kadar lider ülke Türkiye'ye yakışır bir rol üstlendiğini her gittiğim yerde görebiliyorum. Çünkü Türk gençliği her şeyden önce ülkede olan biten her şeyle ilgili. Siyasetle ilgili. Ama dünyaya baktığınızda ilgilenmiyor. Dünyadaki gençlik okula gidiyorsa sadece okuluyla. Merak dediğimiz işte şu kuşaklara ayrılmış ya gençler. Gerçekten orada o kuşakları görebiliyorsunuz ama bizde kuşaklar yok aslında. Tam tersi her şeyi okuyabilen, merak eden, bu anlamda değerlendirmelerde bulunan çok kıymetli kardeşlerimiz var. Bu ülke size emanet olacak. Rabbim sizlerin ayağına taş, gözünüze yaş değdirmesin. Bu açıdan hepinizi ben saygılarımla, sevgilerimle, selamlarımla selamlıyorum. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in de selamlarını getiriyorum. Genel Başkanımız özellikle üniversitelerde yapılan toplantıların tamamına çok büyük önem veriyor. Ve kendisine raporlama yaparken üniversitelerle ilgili toplantıları aktardığımızda memnuniyetinin gözlerinden okunduğunu ve bunu da dile döktüğünü tekrar sizlere de belirtmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizin aranızdayım. Davet için tekrar teşekkür ediyorum, sizleri selamlıyorum. Şimdi dünya nereye gidiyor? Önce aslında üç konu başlığına geçmeden önce dünya nereye gidiyor ona bir bakmamız gerekiyor. Ondan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci içerisindeki yeri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve devamında Avrupa Birliği ülkelerinin süreçle ilgili takındıkları tutum ve çözüm politikaları ile ilgili değerlendirmelerde, bilgilendirmelerde bulunacağım. Programın formatını bilmiyorum, soru cevap olacak mı olmayacak mı ama olursa da memnuniyetle sizlerden gelen sorular bizim için elbette ki mutlaka cevaplandırılması gereken, cevaplandırabildiğimiz ölçüde sorular olarak önümüzde duracaktır. Şimdi dönem olarak hangi dönemdeyiz? Muhtemelen buradaki kardeşlerimizin önemli bir bölümü siyaset bilimi okuyor. İşte uluslararası ilişkiler vardır belki. Daha çok siyasete de alaka çok. Dönem olarak biz yapay zekanın artık konuşulmadığı, robotların derin düşünmesine geçildiği bir dönemdeyiz. Evet, robotların derin düşünmesi ne?
Robotların tek bir farkı aslında insanlardan en önemli farkı hissedememeleri. Yani dünya artık öyle bir yere geldi ki robotlara nasıl hissiyat verebiliriz, ne yapabiliriz tartışılırken yine 10 sene sonra hiç bilmediğimiz mesleklerle karşı karşıya geleceğimizi düşünürken yine işte bir kıtlıkla mücadele olur mu olmaz mı, özellikle yaşadığımız dönem su savaşları olur mu olmaz mı, bunların hepsini değerlendirirken öyle bir döngüye girdi ki dünya aslında bu döngünün içerisinde tüm ülkeler bir yerde yerini alıyor, konuşlanıyor. Yani dünyada, biraz önce basına da söyledim, dünyada kartlar karılıyor. Karılırken de her ülke aslında üzerine düşen rolü üstleniyor. Biraz önce hocamın dediği gibi, evet bizler lider ülke Türkiye olarak öyle bir yerde konuşlandık ki tam merkezdeyiz. Ve ben Avrupa'da bugüne kadar deneyimlediğim çok farklı bir Mart ayı geçirdim. 5 görevlendirmem vardı. 5 görevlendirmenin tamamı Strasbourg'da, Paris'te, Brüksel'de, Berlin'de, farklı farklı ülkelerde, farklı şehirlerdeydi. Ama Türkiye bakış birdenbire değişmişti. Nasıl değişti? Bir kafede başladı. Çok enteresan. Hiç konseye gitmeden büyükelçimizi aldı. Bize dedi ki işte sayın vekilim biraz zamanımız var. Bir kahve içelim, ondan sonra otele geçersiniz. Tabii dedim. Bulunduğumuz ülkede turistler oturuyor kafede ve sohbet oldu. Dediler ki siz nereden geliyorsunuz? Türkiye deyince dediler ki biz Danimarka'dan geliyoruz ama siz şu an barış meleğisiniz. İlk kez Avrupalılardan ve Danimarkalı Türkiye'ye bakışı ne kadar ikircikli bir tutum olduğunu bildiğim için Almanya'da doğmuş, büyümüş, yetişmiş biri olarak tabii şaşkınlıkla karşıladım. Daha sonra verilen davetlerde akşam İrlandalılarla beraberdik. Hiçbir zaman için masaya Türkiye ile ilgili eleştiri gelmedi. İlk defa. Halbuki masaya oturduğumuz andan itibaren Avrupa Birliği, işte Avrupa Konseyi toplantıları veya COSAC toplantısı veya uyum toplantımız hep Türkiye eleştirilirdi. İnsan hakları, demokrasi, haksız tutuklanmalar, terör olayları, adaletsizlikler. Hiç masaya Türkiye gelmedi. Hatta İrlandalılara dedim ki, Gürcistanlı kardeşlerimiz de vardı masada. Ben çok şaşkınım dedim. Şu masada otururken ilk kez Recep Tayyip Erdoğan tek adam demediniz. Adaletsizliklerden bahsetmediniz. Ne olacak ülkenin hali, Türkiye'nin hali demediniz. Yok dediler, şu an Rusya Savaşı'nın çözümü sadece sizin elinizde. Putin tabiri caizse delirmiş bir hayvan gibi, biz tanımlayamıyoruz. Ama bunu çözerse Recep Tayyip Erdoğan çözer dediler. Şimdi tabii ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şaşkınlık içerisinde sadece Türkiye ile ilgili değerlendirmelerin nasıl siyasi bir saikle yapıldığını, Avrupa Birliği uyum sürecinin 60 yılı bulan, 60 yılı geçen uyum sürecinin nasıl böyle bir kısır döngüye girdiğini, Gümrük Birliği Anlaşması'nın neden güncellenmediğini ben bu sefer sordum onlara. Madem arabulucu konumundayız, madem barış güverciniyiz, madem Türkiye merkezinde sorunların çözümünün, o zaman Avrupa Birliği üzerine düşeni nasıl yapacak? Yani siyasette aslında en önemli anlar psikolojik üstünlüğü elinize aldığınız anlardır. Bu da siyaset biliminin en önemli belki de öğretilerinden bir tanesi. Ben de bu arada doktora öğrencisiyim. Siyaset biliminde doktora yapıyorum. Başka bir üniversitede. Ama buraya da gelebilirim hocam bu arada. Şimdi tabii gerçekten psikolojik üstünlük şu an ülkemizde. Ama en büyük yük de bizim sırtımızda. Konsey toplantıları yapıldı. Konsey toplantılarının tamamında sadece iki kişi Türkiye ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ama siz de tahmin edersiniz kimler olduğunu. Elbette ki Yunanistan ve Rumlar. İşte Kıbrıs meselesini kaşımaya çalıştılar. Biz de bu konuyla alakalı gerekli cevabı verdik. 74 harekatının bir barış operasyonu olduğunu, orada ne sebeple ülkemizin olduğunu ve bugün neden olması gerektiğinin hepsinin cevabını verdik. Ve orada da hatta şunu söyledim Yunanlı temsilcilere.
Yani böyle bir süreci suistimal edip manipülasyon yapmaya çalışmanıza ben inanamıyorum. Orada çocuklar ölüyor savaşta ama siz başka bir derdin peşindesiniz. Ve söz alıp konuşan Yunanlı temsilci cevap vermek zorunda kaldı. İlk konuşmasında alkış aldı. Bakın refleksif bir hareket bu. Ama ikinci kalkıp cevap verdiğinde bir kişi bile alkışlamadı. Arada ben konuştuktan sonra. Neden? Çünkü ben doğruları anlattım orada. Yani aslında işin acı tarafı şu. Avrupa Birliği uyum sürecinin geneline baktığımızda, biz buna uyum süreci diyoruz ama aslında Avrupa Birliği'ne kabulle ilgili, aday ülke Türkiye ile ilgili yaşanan 60 yılı geçkin, yani benim yaşımdan, hocamızın da yaşından muhtemelen daha büyük bir süreç, daha uzun bir süreç. O sürecin tamamında sürekli ülkemizin önüne bir takım uyumla ilgili hedefler kondu. O hedeflerin tamamına büyük bir gayretle gitmeye çalışan ülkemiz, aslında ticari yani ekonomik birliği olarak kurulmuş olan Avrupa Birliği'nin, biliyorsunuz hani Avrupa Birliği neden kuruldu? Avrupa Birliği'nin kuruluş maksadında aslında ekonomik çıkarlar vardı. Bir güç birliği oluşturmaktı. Öyle öyle aslında çok kolay yönetebildikleri ülkeleri çok hızlı aldılar Avrupa Birliği'ne. Ama iş Türkiye'ye geldiğinde aslında en önemli akıllarındaki tereddüt ve bizim gittiğimiz toplantılarda da karşılaştığımız kimin itiraf ettiği, kimin ima ettiği. Bir, nüfusunuz çok yüksek. İki, Müslüman bir ülkesiniz. Üç, gençleriniz çok fazla. Yani ülkenin yönetebilirliği noktasında aslında Avrupa Birliği'nin akıllarında kaygıları var. Bu tarz kaygıları olduğu için de özellikle bu üç ana eksen üzerinde Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabulle ilgili süreci sürekli farklı sebeplerle aslında durdurdular, dondurdular, engellediler ve en son fasılları bloke ettiler biliyorsunuz. Orada da biz şunu söyledik, dedik ki fasılları bloke eden sizsiniz, Türkiye'nin de demokratikleşmesini istiyorsunuz. Onların söylemleriyle söylüyorum bunu. Ben öyle olduğuna inanmıyorum çünkü. O zaman fasılları açın. İnsan hakları konusunda, terör konusunda. Bakalım ne yapılması gerekiyor. Görelim ama fasılları da açmıyorsunuz. Burada ikircikli bir tutum yok mu? Elbette ki ikircikli bir tutum var. İkircikli tutumun temelini oluşturan, biraz önce söylediğim Müslüman ülke oluşumuz, yani İslamofobiye giriyor işin içine. Çünkü Müslüman nüfustan, Müslümanlardan çok korkuyorlar. Acaba ülkemizde farklı faaliyetlerde bulunurlar mı? Etkinlikleri çok artar mı? Nitekim Avrupa'da bulunan, özellikle Almanya'dan örnek verecek olursak, Türklerimizle ilgili entegrasyon değil, asimilasyon yapmaya çalışıyorlar. Asimilasyonu yaparken de özellikle aile yapıları biraz daha dağınık olan ailelerde küçücük çocukları küçük bir şikayetle hemen Jugendamt'ı göndermek suretiyle, gençlik dairesini göndermek suretiyle çocukları ellerinden alıp alkolik, farklı eğilimleri olan ailelere veriyorlar. Yani dinini, dilini, ırkını, mezhebini, meşrebini unutması için o bebeğin ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü neden? Öyle bir insan çok daha kolay yönetilebilir bir insan sınıfında onlar için. Maalesef sistemli bir şekilde bu yapılıyor. Bununla ilgili karşı eylemler, karşı önlemler, ülkemizin aldığı tedbirler, oradaki temsilcilerimizin yaptığı çalışmalar, büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın yapmış olduğu çalışmalar çok kıymetli. Bir tane Türk'ümüzün bile zarar görmemesi için üzerlerine düşeni yapıyorlar. Ama hep bunları hani giriş olarak size anlattım. Şundan dolayı anlattım. Özellikle zihninizde Avrupalı gerçekten o zihnin en arka planında Türkiye ile ilgili neler taşıyor ve attıkları adımın mutlaka arka planında bunun esintisi mutlaka var. Bu Avrupa Birliği uyum sürecinde de var. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi hususunda da var. Ve Türklere genel anlamda, Türkler her zaman için problem çıkarır. Bakın cümle bir.
Olaya karışmışsa mutlaka bir Türk vardır işin içinde. Avrupa'daki bir olay varsa mutlaka Türk vardır içinde. Müslüman onun için yapıyor. Bunların hepsi böyle kalıp cümleler ve o cümleler etrafında maalesef bir ön yargı oluşmuş ülkemize karşı. Ve en son tabii ki gerçekten çok, çok güçlü adımların atılması. Yani siz de biliyorsunuz darbe girişimi gecesine kadar ülkemizde yaşananlar belli. Darbe girişimi gecesiyle beraber Avrupalı dostlarımızın sadece belki bir ikisi ama önemli bir bölümü 2-3 gün hiç aramadı. Hiç aramadı. Yetkililerle temasa geçmedi. Devlet büyüklerini aramadı. Toplantılarda özellikle iktidar partisinin temsilcilerinden bununla ilgili geri dönüşleri ve bilgileri alıyoruz. Bu da ne demek? Bu da tabii çok ikircikli bir tutum. Bu anlamda özellikle darbe girişimi gecesinden sonra yaşanan süreçte Cumhur İttifakı'nın kuruluşu, anayasa değişikliğinin yapılması, anayasanın ilk 4 maddesinin teminat altına alınması ve devamında Cumhur İttifakı'nda çok daha hızlı yani yasama, yürütme, yargının birbirinden ayrılması suretiyle aksiyon alınmasıyla beraber Sağlık Bakanlığı'nın örneğin koronavirüs sürecini yönetim şekline baktığımızda dünyada tek. Yani bizim ülkemizde gördüğümüz sadece iltifat olsun diye sizlerle paylaştığım hususlar değil, gerçekten değerlendirdiğimizde dünyayla kıyasla bulunduğumuzda özellikle çok hızlı eylem kabiliyeti olan, devlet birimlerinin tamamının çok hızlı aksiyon aldığı, devamında özellikle terörle mücadeleye baktığımızda, yani Sağlık Bakanlığı ayrı bir başarı öyküsü, terörle mücadeleyle ilgili yürütülen süreç, yani bu kadar özellikle son 30 yılda çok yoğun terör saldırıları altında bulunan ülkemizin, bugün 7/24 terörle mücadele ederken bu kadar başarılı olması, dünyada küçücük bir patlama olduğu zaman en üst seviyeden güvenlik önlemlerinin alınmasına karşın bizim bu kadar fazla olayı bir arada yaşarken bunları doğru yönetebilmemizin elbette ki Cumhur İttifakı'nın bir sonucu olduğu gerçeği var. Şimdi biz bunu milletvekili olarak bu cepheden değerlendirirken dünya da bunu okuyor. Dünya okurken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hızlı bir şekilde ilerlemesi, güçlü Türkiye hedefi dediğimiz 2023 hedefi, özellikle önümüzde duran hedefler arasında gerçekçi bir hedef olduğunu gördüğünde de aslında kaygıya kapılıyor. Kaygıya kapılırken de dediğim gibi özellikle darbe girişimi gecesinden sonra FETÖ operasyonlarının tamamını çok orantısız buldular. Çok fazla insan tutuklandı, nasıl yani bu nasıl yapıldı diye birçok heyet geldi. Dosyalarca, klasörlerle geldiler ve dediler ki yani bu tutuklamaların önemli bir bölümü mesnetsiz dediler. Halbuki tamamının mesnedi var ve bununla ilgili gerekli çalışmaların tamamı yapılarak yargı tarafından işlemler yapıldı. Ve onlara şu soruyu sordum ben mesela bir heyete. Dedim ki sizin ülkenizde bu yaşanmış olsaydı devlet refleksi olarak nasıl bir refleks gösterirdiniz? Haklısınız dediler o zaman. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü biz sonuç itibariyle devletimizi ve Türk milletini korumakla mükellefiz. Onlar da aynısını yaparlardı. O sebeple gelmiş olan, yani bu kadar zorlu sürecin içerisinden, darbe girişimi gecesi, darbe girişiminden sonra yaşanan sürecin tamamı, işte ekonomik manipülasyonlar, döviz spekülasyonları, bugün yine hala devam eden birçok aslında devletimiz ve milletimize karşı çalışma varken, Avrupa Birliği de bu işi aslında okuyor ve okurken de evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, Türk milleti ferasetli, birçok şeyin üstesinden geliyor. Özellikle zor günlerde nasıl kenetlendiğimizi birçok toplantıda birçok temsilci bize söyledi ve birçok ülkede belki bu kadarının yaşanamayacağını da söyledi. O sebeple son yaşadığımız hem Avrupa Birliği süreci ile ilgili acaba hangi güne geldik Rusya Savaşı'ndan sonra? Gümrük Birliği güncellemesi ile ilgili nasıl bir yol izlenecek? Bununla ilgili de çok biraz bilgi vereceğim. Ondan sonra Rusya Savaşı'na geçeceğim. Şimdi Rusya Savaşı ile beraber tabii Avrupa çok büyük tedirginlik içerisinde. Sıçrar mı? Balkanlarda acaba etkisi olacak mı? Oradan bize gelir mi? Muazzam bir kaygı taşıyorlar. Bakın Suriye Savaşı olduğu zaman da aslında kaygıyla birlikte geri kabul anlaşmasını yaptırdılar bize. Geri kabul anlaşmasının en önemli aslında çıkar paydaşı kimdi?
Avrupa Birliği'ydi. Yani Türkiye'de çok sığınmacı var. Yunanistan'la geri kabul anlaşması imzalandı. Yunanistan üzerinden başka ülkelere geçmesin bu sığınmacılar diye Türkiye'ye bütün yükü yıktılar. Yıkarken de aslında kendileri bunun farkındaydı. Örnek veriyorum, Avrupa ülkelerine gidip bununla ilgili Avrupa Konseyi'nde çok önemli bir çalışma yapıldı. AK Partili bir temsilci milletvekili kardeşimiz de çalışmanın içerisinde yer aldı. Dünyada şu an sayılar azımsanmayacak kadar çok kayıp göçmen çocuk var. Bakın dünyada. Yani biz demokrasinin beşiği dediğimiz imkansız Avrupa'da göçmenin başına ne gelebilir, sığınmacının başına ne gelebilir dediğimiz ve bundan emin olduğumuz süreçlerin içerisinde bilhassa işte fuhuşa sürüklenen çocuklar, yine farklı çetelerin eline geçmiş uyuşturucu ve diğer o organ mafyasının eline geçmiş olan çocuklar, bunların tamamını tamamıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Buradan da şu görüldü. Evet, Türkiye yüzünün akıyla aslında Suriye Savaşı'nda büyük bir sınav verdi. Bu sınavda biz 3,5 milyon sığınmacımızı misafir ettik, etmeye de devam ediyoruz. Tabii çok da hızlı bir, yani belki şeyden çoğalma psikolojisiyle beraber inanılmaz kısa sürede 4-5 yıl içerisinde 5 milyona yaklaştı. 16-17 yaşında, 18 yaşındaki çocukların 2-3 çocuğunun olduğunu biliyoruz. Yani çocuk yaşta doğum yaptıklarını biliyoruz. O sebeple yaklaşık 5 milyona yaklaşmış olan bir Suriyeli sığınmacı nüfusumuz var. Bunlarla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşünü buradan zikretmek istiyorum. Özellikle güvenlikli olarak kendi ülkelerine barış huzur sağlandıktan sonra, ki sağlanmış olan bölgeler çoğunlukla sizin de bildiğiniz gibi güvenlikli olarak tekrar nakledilmeleri yönünde özellikle erkeklerden başlamak üzere mutlaka bir çalışmanın yapılması gerektiğini defalarca gündeme taşıdık ve bu konuyla ilgili zannedersem şu an 300 bini buldu geri dönen ülkelerine. Burada tabii eğer gerçekten uyumlu sağlamışsa, ülkemizde huzur içerisinde yaşıyorsa, bize de huzursuzluk vermiyorsa bir sıkıntı yok. Ama onun dışında demografik yapımıza zarar verecek boyuta gelmişse, sığınmacı politikası ile ilgili izlenecek olan yol belli. Özellikle güvenlik sağlandıktan sonra. Şimdi Avrupa Birliği uyum sürecinde sizin de bildiğiniz gibi 2016'dan sonra 6 tane fasıl bloke edildi. Bu fasılların özellikle terörle ilgili olan faslında bizim tereddütlerimiz var. Terörün tanımının değiştirilmesini istiyorlar. Terörün tanımının değişmesi demek aslında terör eylemlerinde hızlı aksiyon almanın önüne geçecektir. Terörün tanımı aslında değişmez. Terörün tanımı birdir. Sadece ülkemiz için değil, dünyada da aynıdır. Ülkeye göre değişmez. Biz de bunda ısrarcı olduk. O sebeple bununla ilgili değerlendirmeler yapacak ama benim tahminime göre yapmış olduğumuz toplantıların tamamında Avrupa Birliği uyum süreci ve Avrupa Birliği'ne kabulle ilgili üye ülke Türkiye noktasında şu an için hızlı bir gelişme olmayacaktır. Ama Gümrük Birliği Anlaşması'na geldiğimizde özellikle 90'lı yıllarda henüz Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne kabul edilmesiyle, anlaşmasına dahil edilmesiyle birlikte yine ekonomik çıkarlara dayanmak suretiyle en son işte son 5 yılda bizim ısrarla söylediğimiz hepimizin ekonomik çıkarına dayanacak tarımda, sanayide, her alanda Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusunda ısrarcıyız ve her gittiğimiz toplantıda bunu söylüyoruz. Hatta diyoruz ki Avrupalı'nın en övündüğü özelliğini aranızda bilen var mıdır? Avrupalı'nın övündüğü en önemli özelliği var mıdır biliniz? Objektifliğiyle övünür. Yani biz çok objektif bakarız olaylara. Asla duygu karıştırmayız. Ben de onlara dedim ki övündüğünüz özellik yerle bir oldu. Çünkü sizler objektif bakmıyorsunuz. Tamamen duygularınızı karıştırıyorsunuz. Sizler Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesiyle ilgili hiçbir şekilde bir sebep ortaya koyamıyorsunuz. Bilimsel bir veri ortaya koyamıyorsunuz. Neden güncellenmiyor? Bana biri anlatsın dedim en son toplantıda. Yani dünya buralara giderken en başta saydığım gibi, yani robotların derin düşünmesi dedik, kıtlık dedik, yani dronlarla paket servisi yapılacak dönemlerden bahsediyoruz.
İnsansız hava araçlarını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Dünya buraya giderken biz sizinle gümrük birliği anlaşması güncellenmeli mi Türkiye ile, güncellenmemeli mi konuşuyoruz. Gerçekten ne kadar objektif, yoksa siyasi bir saik mi var bu kararın arkasında diye sorguladığımızda aslında biz Türkiye'ye neden ödül verelim diye düşünüyorlar. Mevcut iktidara neden ödül verelim diye düşünüyorlar. Yani farklı bir yönetimde olsaydı belki farklı bir eylem alacaklardı. Bunu da çok açık bir şekilde kaygı olarak kendilerine iletiyoruz. Tabii doğal olarak Gümrük Birliği Anlaşması hem kendi çıkarlarına olacak. İşte şimdi yeşil enerji diyoruz örneğin. Yeşil enerji ile ilgili bir sürü anlaşma imzalandı. Yeşil enerji belki de çağın, yani önümüzdeki 10 yılın en önemli meseleleri haline gelecek. İşte Rusya ile enerji bağımlılığını en minimuma indirmek için ellerinden geleni yaparken bir taraftan hala Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusunda bir adım atılmıyor. Bu da tabii ki kabul edilebilir bir konuda değil. Bu konuda da gerekli çalışmaların tamamını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi gelelim aslında neden bunların hepsi değişti? Hani bin nasihat bir musibet meselesi var ya, Rusya Ukrayna'ya girdi, en başta söylediğim gibi birdenbire bizler, arabulucu ülke Türkiye, bu işi çözerse Recep Tayyip Erdoğan çözer, barış meleği. Ancak onlar baş başa çıkabilirler. Bir de göçmen politikasında çok iyiler. Çok önemli deneyimlemeleri onlar yaptı. O sebeple oradan da çok öğrenecek şeyimiz var diyorlar. Türkiye Avrupa Birliği ile ilgili özellikle Ukrayna Savaşı'nda göstermiş olduğu tepkiler, Avrupa Birliği neler yaptı? Rusya'nın Ukrayna işgali Avrupa tarihinde aslında bir dönüm noktası oluşturdu. Kendileri için de dönüm noktası oluşturdu. Türkiye'nin konumuyla alakalı, durumuyla alakalı da bir dönüm noktası oluşturdu. Dünya ve Avrupa jeopolitiği yeni bir evreye girdi ve bu gelişme Avrupa güvenliğinde kalıcı etkiler doğuracak. Yani güvenlik hususunda bir kere biz şunu söyleyebiliriz, dünya artık birlikte hareket etmek zorunda güvenlik konularında. En önemli, belki birinci sırada gelen, yani her an biri kapınızı çalabilir, ülkenize girebilir. O sebeple güvenlik politikalarında eylem kabiliyetini birlikte geliştirmemiz gerekiyor dediler. Rusya, Avrupa'nın geri kalanı için yeniden konvansiyonel bir tehlike haline geldi bu savaşla birlikte. Aslında herkes Rusya'ya çok yüksek ölçüde bağımlıyken, bunun çok farkında olmadan teslim olmuşken, özellikle enerji konusunda, doğalgaz konusunda, birdenbire eyvah biz ne yaptık dedi Avrupa. Çok mu büyüttük acaba karşımızdaki gücü dediler. Avrupa Birliği 2008 Gürcistan ve 2014 Kırım'ın işgali ve ihlakının farklı olarak, yani biz örneğin Kırım ihlakıyla alakalı büyük tepkiler gösterdik. Olmaması gerektiğini söyledik. Ama o gün Avrupa Birliği üyesi ülkeler çok da ses çıkarmadılar farkındaysanız. Bugün Ukrayna işgaliyle beraber durum boyut değiştirdi. En büyük ses aslında savaşın başladığı günden itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerden geldi. Ve en çok Rusya savaşından sonra, yani Kırım ihlakından sonra yaptırımlarda bulunan diyen bir Avrupa Birliği üyesi ülke görmedik. Ama Ukrayna savaşından sonra Avrupa Birliği yaptırımlar konusunda çok kararlı göründü. Yaptırımlar hangi alanlarda oldu? Finansta oldu, bankacılıkta oldu, ulaştırmada oldu, sanayide, ticarette. Bu alanların tamamında aslında çok büyük yaptırımlar oldu. Ve yaptırımların kapsadığı kişi sayısına baktığımızda da 877'yi buldu. Tüzel kişi sayısı olarak baktığımızda da 62 büyük firmayı rakam olarak, belki şu an artmıştır. Yani her geçen gün, çünkü orada etkilenenler daha fazla. Ama 62 büyük firmayı şu an etkisi altına almış bulundu yaptırımlar. Avrupa Birliği 2021 yılında oluşturduğu Avrupa Barış Aracı adlı mekanizmasından üçüncü bir ülkeye ilk defa ölümcül silah temini için 500 milyon avro milli destek sağlayacağını açıkladı. Bu da bir ilk. Buna mutlaka dikkat çekmeniz gerekiyor. Mutlaka bilgi dağarcığınızda bulunması gerekiyor. Tabii göç en önemli aslında, hani güvenlik meselesinde dünya birlikte hareket etmeli dedik.
Ama ikinci mesele olarak göç meselesi duruyor. Çünkü yarın öbür gün kıtlık savaşları dediğimiz gıda fiyatlarının artışıyla beraber, iklim değişikliğiyle beraber artık Afrika kıtası özellikle başta olmak üzere en çok etkilenecek olan ülkeler olması hasebiyle çok fazla göç alacak diğer ülkeler. Nereler alacak? Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Afrika'dan çıkacak, Avrupa Birliği'ne gidecek. Oraya sığınacak, gıda bulamayacak, su bulamayacak. Bu önümüzdeki 10 sene, 20 sene, 30, 40, 50 senelik dilimlere baktığımızda tüm dilimleri kapsayan ve yine güvenlik sorunu olarak tüm ülkelerin önünde duran önemli meselelerden bir tanesi bizim için de aynısı geçerli. Bizim ülkemizde bunu yaşamamız söz konusu olmayabilir ama bizim ülkemize komşu ülkelerden gelecek olan sığınmacı sayısı azımsanmayacak kadar çok olacaktır. Yine bilim ve araştırmalarda, yani bilim araştırma konularında özellikle Rusya Savaşı şunu gösterdi. Bilim ve araştırma konularında özellikle ön almak noktasında dünya yine birlikte hareket etmeli. Avrupa Birliği'nin üçüncü meselesi de bu. Bilim ve araştırmalarda mutlaka Avrupa Birliği üyesi ülkeler tamamen bir araya gelmeli ki bu tip şeyleri öngörebilsinler. Yine adalette, çünkü şu an Rusya'da da, Ukrayna'da da, işte bizim darbe girişimi sonrasında yaşadığımız, işte Fransa gar patlamasından sonra yaşananlar ve dünyada yaşanan meselelerin tamamında Avrupa Birliği, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, ya biz adalet hususunda acaba farklı bir yol bulabilir miyiz dünyadaki diğer ülkelerle birlikte çalışmak için? Ve en önemlisi ticaret. Yani ülkeniz ne kadar güçlüyse dünyada da etkinliğiniz o kadar fazla. Şimdi Rusya'da bunu gördük. O sebeple ticaret konusunda da mutlaka politikaların birlikte geliştirilmesi gerektiği, yani Rusya Savaşı'nın belki en önemli etkilerinden bir tanesi de bu oldu. Ve tarım. Şimdi diyeceksiniz ki ya Rusya Savaşı'ndan, tarımdan ne çıkardık? Tarımdan çok şey çıkıyor. İklim değişikliği, küresel ısınmayla birlikte. Örnek veriyorum, Karadeniz'de bugün işte %70 oranında çay çıkıyorsa belki bu %50'ye düşecek, belki 40'a düşecek. Farklı alanlarda çıkardığımız tarımsal ürünlerin birçoğu olmayacak ama yerine ekilebilir ne varsa bunların planlarının, projelerin geliştirilmesi için ortak çalışmalar yapılması noktasında Avrupa Birliği ajandasına tarımı aldı. Yine iç işleri zaten uzun zamandan beri gündemde olan konuydu. Savunma ve güvenlik. Savunma hem sınır güvenliği noktasında, güvenlik hem ülke içerisi hem sınır ötesi güvenlik noktasında. Yine dünyadaki diğer ülkelerle ve Türkiye ile nasıl bir çalışma yapılabilir? Bununla ilgili özel bir ajandaları var. Ve en önemlisi enerji. Yani bugün Rusya ile ilgili ve ulaştırma tabii ki. Yani ulaştırma ile ilgili gelen yaptırımlara baktığınızda siz işte deniz veya karayolları ile ilgili tabii anlaşmalara da bağlı kalmak suretiyle, uluslararası anlaşmalara da bağlı kalmak suretiyle getireceğiniz yaptırımların tamamı, yani bir savaş bir ülkenin kaderini belirliyor. Ve birçok ülkenin kaderine temas ediyor, dokunuyor aslında. O sebeple Rusya-Ukrayna savaşı dünya içinde biz çok alıştık belki de etrafımızda böyle şeylerin olmasına. Hani derler ya biz antrenmanlıyız. Biz aslında böyle en üst seviyede olağanüstü bir mesele gibi görmedik. Çünkü gerçekten güçlü bir ülkeyiz. O sebeple burada üzerimize düşen vazifeyi, arabuluculuk vazifesini yapma noktasında devlet yetkilileri, devlet büyüklerimiz gerekli gayreti ortaya koydu. Bunu da dünyaya mutlaka ki bildirdi. Tabii önemli adımlardan bir tanesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 17-18 Mart 2022'de Brüksel'de yapmış olduğu olağanüstü toplantı, hem komisyon toplantısı hem Strasbourg'da yapılan olağanüstü toplantıda Rusya ile ilgili Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde görevine veya temsile devam etmemesi noktasında karar alındı ve katli karar alındı. Oy birliğiyle alındı. Şimdi buradan da şu çıkıyor, Rusya artık Avrupa Konseyi'nde olmayacak.
Tabii Rusya, bu da çok enteresan. Yani paradigmaları okuduğumuzda karşımıza şu çıkıyor. Önemli bir adım attı, çok büyük bir adım attı, uzun soluklu bir adım attı ve geleceğiyle ilgili aslında bence hesapları da yanlış yaptı. Çok büyük zarar görüyor, görmeye devam edecek bu gidişle. Ama ülkemiz açısından baktığımızda arabuluculuk konumu ve sulhün sağlanması noktasında son noktaya gelindiğinde emin olun ki Avrupa Birliği için aslında Türkiye zaten vazgeçilmez. Onun için hiçbir gün şunu söylemedi. Avrupa Birliği'ne Türkiye alınmayacak demedi, dikkatinizi çektiyse. 60 seneden beri bir ileri iki geri, iki ileri bir geri müzakereler devam ediyor. Vize serbestisi diyoruz. Diyorlar ki ya biz o kadar gelecek Türk'le başa çıkamayız. Ya ben de dedim ki Türkler gelmez merak etmeyin. Biz diğer ülkelere benzemeyiz. Bizimkiler macera aramaz. Gelir, gezer, tozar. İşini yapacaksa işini yapar ama en nihayetinde vatanına döner. Bizi başka ülkelerle karıştırmayın. Biz vatansızlar, mahallesizlerden değiliz. O sebeple vize serbestisi sadece bir prestij meselesi. Ve özellikle iş adamlarına, onu Almanya'da özellikle belirttik, yurt dışına giden darbe girişimi gecesinden sonra Türkiye ile ilgili yapılmış olan reklamları Avrupa'da çok iyi mutlaka takip etmişsinizdir. İşte tatile Türkiye'ye gitmeyin, İspanya'ya gidin, İtalya'ya gidin. Orası tehlikeli. Tabii Taksim olayları, Gezi olaylarıyla başlıyor her şey. Darbe girişimi gecesiyle başlamıyor aslında. O tür reklamlar döndü. Şimdi durum değişti. O ülkelere yönlendiren Avrupa Birliği bu kez Türkiye'nin bir tatil cenneti olduğunu reklamlarını yapıyor. Almanya'da ben gördüm vitrinlerde. Buradan da ne çıkıyor aslında? Şunu görmemiz gerekiyor. Genel Başkanımız her zaman için şunun altını çizer. Biz Avrupa Birliği üyesi olabiliriz, olmayabiliriz. Şangay İşbirliği'nin içinde olabiliriz, olmayabiliriz. Ama Türk Birliği'nin içinde hep olacağız. Ve Türk Birliği'nin mutlaka başı çeken ülkesi olacağız. Yani lider ülke Türkiye dediğimizde tam aslında buradan geliyor. Ha, Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler devam edecek. Ülke çıkarlarımız için üzerimize düşeni, sizlere daha iyi bir gelecek sunmak açısından üzerimize düşeni yapacağız. Ama Avrupa Birliği'nin de her parmak salladığında, ya siz, örnek veriyorum, Demirtaş neden cezaevinde dediğinde, ben de şunu söyledim, dedim ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını okudunuz mu? Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, AİHM kararı. AİHM kararı diyor ki esasa göre doğru, yani esas dediğimiz içerik. Hukukçu olan varsa aranızda bilir. Sadece yargılama usulünde gecikti, uzadı devamındaki diğer davaları. Yani Selahattin Demirtaş'ın terör suçu sabit, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tescillenmiş. Türk mahkemeleri bunu hüküm olarak veriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu onaylıyor. Ama Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcileri Selahattin Demirtaş neden cezaevinde diyor. Çelişkili bir durum değil mi? Bunu söylediğimde şunu sordum. Dedim ki bakın dedim, iddianameleri okudunuz mu? Ya işte okuduk. Oradan da şunu anlıyoruz. İşte Avrupalı'nın övündüğü belki de ikinci en önemli özelliği, bilimsel altyapısı olmayan, bir veriye dayanmayan hiçbir ifadede bulunmaz. Yani ispat edilebilir bilgi verir mutlaka. Şimdi dedim ki, dünyada maalesef moda haline geldi. Şöyle alır gazeteyi, gazetede kalmadı ya, bilgisayarda şimdi sosyal medya. Ana başlıklardan bakarsınız ya muhalifsiniz ya değilsiniz. Ama ana başlıklardan dünyayı okursunuz. Sadece başlıklar. Altında ne yazar belli değil. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın veya diğer işte terör suçlarından dolayı özellikle o malum partinin PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin temsilcileri neden cezaevinde diye baktığınızda
Biri örneğin terörist leşi kaldırmış. Ne yapmış? Otobüs durağında ekmeğini koltuğunun altına almış olan amca, dershaneden çıkmış olan kardeşimizi otobüs durağında canlı bomba olarak patlatmış ve öldürmüş. Bunun leşini de işte geçen gün tutuklanan, dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel denen milletvekili kaldırmış. Avrupa Birliği'nin üyesi olan temsilci kardeşlerimize dedim ki, bizde dedim terörist leşi kaldırmak dedim terör suçu dedim. Sizde ne? Tabii ki dedi terör suçu dedi. Peki bunu yapan ne oluyor dedim? Terörist oluyor. O zaman sizde de aynı değil mi? Aynı refleksi gösterirsiniz dedim. Yani bırakın adaleti bilmem neyi. İnsan olarak bile bunun kabul edilemez olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ha buradan da ne çıkıyor? Ülkemizle ilgili değerlendirmeler yapılırken özellikle Avrupa Birliği'ne kabul sürecinde en başta söylediğim gibi İslamofobia özellikle birinci sırada gelmek üzere Müslüman nüfusla nasıl baş ederiz? Bu kadar nüfusla nasıl baş ederiz? Bu kadar gençle nasıl baş ederiz? Ama bunları mutlaka bir kılıfın altına giydiriyorlar. Sosyal medya üzerinden nefret suçu işlemek Almanya'da sosyal medya üzerinden bakın devlete karşı veya kıymetli hocamıza karşı nefret suçu işlemenin suçu işte bilmem ne kadar euro. Çok yüksek rakamlar. Şimdi yine değişmiştir muhtemelen. Adalet Bakanı'na soruyorlar yeni düzenleme geldiğinde. Ya diyorlar ki bu çok yüksek bir para değil mi yani? Ne var ki devlete karşı? Diyor ki siz onu ifade özgürlüğü kapsamına alamazsınız diyor Adalet Bakanı. İfade özgürlüğü bir başkasının özgürlük alanına girdiğiniz an itibarıyla biter diyor. Orada suç başlar diyor. Şimdi bakın bu ifade özgürlüğüyle alakalı. Bırakın teröristleşi kaldırmayı, bırakın başka bir şey yapmayı. Ama her nedense Avrupa Birliği'ne kabul sürecinde bunlar bizim önümüze birer etken olarak çıkıyor. Alınmama sebebi olarak çıkıyor. Buradan da biz şunu görüyoruz. Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye'nin rolü, konumu, özellikle bu konu başlığını görünce de çok heyecanlandım. Çünkü çok doğru bir tespit. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mutlaka Avrupa Birliği ile birlikte okunması gerekiyor. Çünkü zihinlerinde çok büyük değişimlere sebep oldu. Ve Türkiye'ye bakışla ilgili çok büyük değişimlere sebep oldu. Bundan sonra atılacak olan adımlarla ilgili benim gördüğüm, okuduğum ve tahminlerimi de paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği anlaşmasının güncellemesiyle ilgili somut adımlar bana göre atılacak. Özellikle bundan sonraki süreçte. Hem onların buna ihtiyacı var, hem iki tarafın menfaatleri açısından atılması gereken adımlar bunlar. Kendilerinin de beyanları o yönde oldu. Şöyle oldu, evet bu konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki yıl içerisinde bu konuyla ilgili Avrupa Birliği anlaşmasının güncellenmesiyle ilgili adımlar atılabilir. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin kabulü, bu hikaye böyle devam eder. Benimkisi bir aşk hikayesi gibi bir şey yani. Öyle devam edecek gibi görünüyor. O açıdan biz ne yapmalıyız? Biz öncelikle kendi ülkemizin komşu ülkelerindeki gücünün farkında olmamız gerekiyor. Sizler de ne olur mutsuzluğa kapılmayın. Ne olur ne oluyor demeyin. Dönemsel zorluklar yaşıyoruz. Zorluklarımız var mı? Var. Eksik şeyler var mı? Var. Sizlerin belki umudunun tükendiği, ben de iki evlat annesiyim. Tükendiği günler oluyor mu? Geleceği net okuyamadığımız günler oluyor mu? Olur. Ama emin olun ki bunların üstesinden el ele vererek geleceğiz. Ve alınan bütün tedbirler, devletimizin ve devlet büyüklerimizin atmış olduğu bütün adımlar mutlaka ki bu sürecin aşılmasına yönelik olacak. Ama burada en önemlisi sabır. Ne olur kendinizi bu anlamda bir şeylere alet ettirmeyin. Ben gencecik kardeşlerimizin, bazen hocam görüyorum, 17-18 yaşında ilk oyunu kullanacak. Ben 3 dönem milletvekiliyim, 5 dönem aday oldum. 2 dönem seçilemedim, 3 dönem seçildim. Çok sahadayız, işte başkanım burada, yöneticilerimiz burada. 18 yaşındaki bir kardeşimizin HDP'ye oy vereceğim demesi benim içimi acıtıyor. Neden diye sorduğumda altı boşaltılmış, çok farklı yerlere oturtulmuş hak ve özgürlükler kavramı geliyor. Bakın hak ve özgürlükler dediğimiz kavramlar bunlar çok kıymetli kavramlar.
demokrasi, insan hakları. Ama bunların tamamı, ilgili düzenlemelerin tamamıyla altı doldurulmuş. Ama onların altını boşalttılar, altına çok farklı kavramlar yükleyip sanki gençlerimizi bize çok farklı istisnai bir şey verecekmiş gibi yansıtmaya çalıştılar. Ve o çocuklarla konuştuğumda belli bir zaman sonra aslında bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ezan benim diyebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu, vatansızlığın, mahallesizliğin ne kadar kötü bir şey olduğunu onlar da belli bir zaman sonra idrak ediyor. Ne olur kendiniz de bunun farkına varın. Çok nadide bir ülkede yaşıyoruz. Türk olmak gerçekten belki de dünyada nereye giderseniz gidin Türk'ün izi var. Türk olmanın ayrıcalığını hissediyorsunuz. Bir kere herkes sizi tanıyor. Her yerde mutlaka Türklere ait geçmişten gelen, bakın bugün için söylemiyorum, mutlaka bir tabela buluyorsunuz, bir iz buluyorsunuz. O sebeple bunun kıymetini bilelim. Bakın bir savaşta Avrupa'da neler oluyor? Yani bir rüzgar oldu, kökler nasıl sallandı? Bizde ne fırtınalar kopuyor, o kökler sallanmıyor. Biz o köklerin sallanmasına müsaade etmeyeceğiz. El birliğiyle özellikle gençlerimiz süreci çok iyi okuması gerekiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasından Avrupa Birliği de kendine çok büyük çıkarımlar yaptı. Ülkemize katkıları olacak, artıları olacak. Elbette ki eksileri var her savaşın getirdiği gibi. Kendi bulunduğu coğrafyasına özellikle birçok etkisi oluyor olumsuz yönde. Ama olumlu yönde etkileri çok fazla. Kime? Avrupa Birliği üyesi ülkelerin özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bakışı noktasında inanılmaz bir şey açtı. Bir vizyon açtı onlarda. Farklı bir vizyon açtı. Bizi görmedikleri pencereden gördüler. Ve bunu da Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde doğru değerlendirip bu değerlendirmelerle birlikte doğru adımlarla zaten Dışişleri Bakanımız da gerekli temaslarını tamamını sürdürüyor hem Avrupa Birliği ile hem diğer işte Rusya kanadıyla. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde. Eminim ki sonuçları çok faydalı olacak hepimiz için. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci el birliğiyle yöneteceğiz. Bu arada kıymetli hocalarıma çok çok görev düşüyor. Çünkü evlatlarımız sizin elinizden çıkacak. Yani burada sizlerden, sizin eserleriniz olacak. Biz kimi hatırlarız hep? Bakın bir ilkokul öğretmenlerimiz unutulmaz. İki üniversite hocalarımız unutulmaz. Hepsi çok kıymetli. Yani lise hocalarımız da çok kıymetli ama çok enteresan. Şimdi sorduğumda hepiniz ilkokul öğretmeninizi hatırlarsınız değil mi? Ama işte ondan sonraki eğitim sürecinde aslında hafızamız çok farklı yerlerde olduğu için, yoğunluğu olduğu için unutabiliyoruz. Ama üniversitedeki hocalarımız da unutulmaz. Çünkü onlar da hayatımıza mutlaka dokunuyor. Onlar hayatımızda iz bırakıyor. O sebeple kıymetli hocalarımıza, Beykent Üniversitemizin kıymetli hocalarına da çok çok görev düşüyor. Ve bunu da layıkıyla yerine getirdiklerini görüyorum. Hepiniz pırıl pırılsınız. Hepiniz geleceği okuyorsunuz. Ne olur hem şu kavrama da çok kapılmamak gerekiyor. Ben ona da çok karşıyım. Bunlar hep aslında küresel çetelerin çok bir 3-5 dakikam daha var mı bilmiyorum. Çok uzattım onu da farkında değilim zaman konusunda. 3-5 dakika sadece şeye girmek istiyorum. Milli ve manevi değerlerimiz üzerinde çok uzun senelerden beri tahribatlar yapılmaya çalışılıyor. Bunlar işte biz hep şey diyoruz, küresel çeteler ve onların uzantıları. Bunları özellikle tahrip etmek için elinden geleni yapıyor. Milli manevi değerlerimiz hangileri? Saymama hiç gerek yok, hepimiz biliyoruz. Ama biz milli manevi değerlerimize mutlaka ve mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. İşte oradan şu geliyor, gençleri nasıl zehirliyorlar? Hocam en önemli kavram, dünya insanı olmak kavramı. Dünya insanı olmak ne? Global bakabilme. Evet, global bakabilmek çok güzel bir şey. Kavram doğru. Ama dünya insanı olduğunuzda kendi vatanınızı aslında unutuyorsunuz. Yani o kavramı çok fazla gençlerin zihnine farklı yönleriyle, subliminal mesela mesajlarla birlikte veriyorlar. Onun için biz gittiğimiz bütün toplantılarda, bütün konferanslarda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, milli manevi değerlerinizden vazgeçmeden, kendi vatanınızdan, bayrağınızdan, ezanınızdan vazgeçmeden, bu arada mübarek bir aydayız, Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin.
kendi değerlerimizden vazgeçmeden Avrupa'dan almamız gereken her ne varsa alacağız. Ufkumuzu geniş tutacağız, vizyonumuzu geniş tutacağız ama biz Türk milletiyiz. Türk milleti olmanın gururunu, ayrıcalığını her gittiğimiz yerde. Benim oğlum şu an Almanya'da. Almanya'da Münih Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyor. İple döneceği günü çekiyor. Bitiriyor bu sene. Neden? Diyor ki ben vatanımda faydalı olacağım. Ve giderken Devlet Bey'in elini öptü. Dedi ki işte neresi olsun falan, böyle Devlet Bey'in de yönlendirmeleriyle Münih Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğine karar verdik. Ve şu an dönmek için can atıyor. İnanın kendi vatanım gibisi yok. Ben Almanya'da onu yaşadım. Şimdi Avrupa'da bilmiyorum yaşayanlarınız oldu mu? Adınızı söylediğiniz an siz farklısınız. Ne kadar o dile vakıf olursanız olun, ne kadar onlar gibi olursanız olun, onlar kendilerinden olmayanı farklı görüyorlar. O sebeple biz nerede güçlüyüz? Türk dünyasında güçlüyüz, orada güçlü olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımızın da dediği gibi hedefimiz Turan olsun, yolumuz Kızıl Elma olsun. Biz kendi coğrafyamızda Türk birliğimizi oluşturalım, gücümüzü burada, gücümüze güç katalım. Hepinize görev düşüyor, önce hocalarımıza ama en çok da sizlere. Okulu bitirmeden önce ne yapmak istediğinize karar vereceksiniz. Nerede olmak istediğinize karar vereceksiniz. Hepinizi bekliyorum. Hepiniz çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız. Ben biliyorum ki sizler varsanız vatanımız bölünmez, bayrağımız inmez, ezanımız dinmez. Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hediyenizi takdim etmek üzere mütevelli heyet üyemiz Profesör Doktor Selahattin Sarı ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu mütevelli heyeti başkanımız Doktor Erkan Çelik'i sahneye davet ediyoruz. Ayrıca bu arada bakın, turkuaz.